Merhaba arkadaşlar. Uzun bir zaman sonra sizlerle tekrardan yeni bir video ile karşınızdayım. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bu sefer de arkadaşlar sizlere fındık nasıl çimlendirilir bu konuda bilgiler aktarmak istiyorum. Fındık üzere fazla bir şey söylememe gerek yok arkadaşlar. Çünkü fındığı hepimiz yakından tanıyoruz. Konuya başlamadan önce arkadaşlar sizlere bir şey göstermek istiyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi bir kap su ve kabın içine fındıklarımı atıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi bu fındıkların hepsi suyun üstünde. Bu 2 günde suyun içinde bıraksak, 1 haftada bıraksak arkadaşlar, 1 ayda bıraksak fındık suyun üstünde kalacaktır. Herhangi bir suyun alt tarafına geçişte bulunmayacaktır. Biz fındığımıza, çimlendirmek istediğimiz fındığımıza çeltik atsak bile diğer tohumlardan tanıdığımız gibi veya zımpara, törpü kazıdığımız zaman bile 1 ay, hatta 2 ay fındığımız suyun üstünde kalacaktır arkadaşlar. Bunun nedeni çok basit. Denemek isteyen arkadaşlar deneyebilirler. Şimdi gelelim arkadaşlar, nasıl çimlendireceğiz? Fındık tam olarak bir şey söylenebilmiyor arkadaşlar. Çünkü çimlenme oranı orta derecede. Yani biz 100 tohum ektiğimiz zaman bunun 50'si, 100 tanesi çimleniyor. Diğer bir özelliği ise fındık tohumlarını bekletmiyoruz arkadaşlar. Yani hasattan sonra 1 hafta kurutulduktan sonra veya 2 hafta toprağa gömmemiz şarttır arkadaşlar. Hasat zamanını biliyorsunuz hepiniz. Bunu 2 yöntem ile yapabiliriz. Birinci yöntem sonbaharda drenajlı delik 4,5 litrelik bir saksıya 3 tane fındık tohumu, herhangi bir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Hasattan sonra 2 hafta 1 hafta kuruttuktan sonra fındık büyüklüğü gelecek şekilde 3 misli toprağın altına gömüyoruz. 4-4,5 litrelik bir saksıya 3 tane dikebiliriz arkadaşlar. Ve toprağımızı devamlı nemli tutacağız. Fındık hasatı Ağustos sonu, Eylül aylarında olduğu için sonbahar dönemi. Yani biz sonbahar döneminde bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Veya biz bunu direkt olarak bahçe toprağımıza dikim yapabiliriz. Dikim derinliği yine fındık büyüklüğünün 3 misli toprak altıdır arkadaşlar. Fındık soğuk isteyen bir tohumdur. Yani sonbaharda ekimini gerçekleştirdiğimiz zaman kış ayını toprakta geçiriyor ve ilkbahara doğru çimlenmesi gerçekleşiyor. Bu saksı ekimi için de geçerli arkadaşlar. Sonbaharda ektiğimiz zaman herhangi bir işlem yapmadan saksımızı balkonumuzda soğuk bir yerde kışı geçirmesi için bırakıyoruz. Ve toprağının nemli kalmasını devamlı sağlayacağız arkadaşlar.
Örneğin sonbaharda yağmur yağmadığı zaman biz bunu toprağın nemli kalacağı şekilde sulayacağız. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Soru soran arkadaşlar, fındık ile konu yorum bölümüne aktarabilirler. Kısa zaman içinde kendilerine dönüş yapacağım. Bir şey daha eklemek istiyorum arkadaşlar. Fındık, tohumdan yetişen, daha doğrusu fındık ağacı, tohumdan yetişen fındık ağaçları verim açısından aşılı ağaçlara rağmen biraz daha düşük. O nedenle tohumdan yetiştirildiği zaman ileriki yıllarda istedikleri cinse aşılarını yapabilirler.